Merhaba, Yordam Kitap Okurları yayınımıza hoş geldiniz. Bugün konuğumuz Erkin Özerp. Özerp'in ikinci baskısı henüz yapılan Teorisyeniniz Devrimciydi. 21. yüzyılda Marksizm ve Sosyalizm adlı kitabı üzerine konuşacağız. Hocam hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Hocam konuya girmeden önce isterseniz ben kitabın kısa bir tanıtımını yapayım. İlk basımı 2012 Ocak ayında yapılmış. İkinci basımı ise 2021 Haziran'da yapılmış kitabın. Kitap 8 bölümden oluşuyor. İlk bölümü Marx nasıl devrimci oldu? İkinci bölümü işçi sınıfı her zaman devrimci midir? 3. Marx'ın ilk devrim modeli, 4. Fransız devrimlerinden çıkarılan dersler, Das Kapital ne anlatıyor? Sovyetler Birliği'ne nasıl bakılmalı? Yeni bir dönemin habercileri, sol ve iktidar mücadelesi. Hocam aslında genel olarak kitabın hikayesini sorardım size ama kitabın başlığı dikkatimi çekti benim. Teorisyeniniz devrimciydi. Sanki bir uyarı, bir hatırlatma gibi geldi bana. Şayet öyleyse bu uyarı hangi anlayışa yöneliktir? Öncelikle bunu dinleyelim istiyorum. Evet, teşekkür ediyorum. Yani kitabın adı bir gönderme içeriyor. O da Nazım Hikmet'in Sevdalınız Komünisttir dizesine bir gönderme. Hani Marx'ı her şeyden önce bir iktisatçı ya da bir filozof ya da bir tarihçi olarak görmeye, göstermeye çalışanlar var. Ya da Marksizmin siyasi mücadelelerle bağını koparıp onu salt bir teori olarak sunanlar var. Oysa Marx'ın kendisi özellikle 1845'ten itibaren bütün çalışmalarının merkezine işçi sınıfı devrimi mücadelesini, bu hedefi yerleştiriyor. Örneğin Marx'ın temel yapıtlarından Kapital'in amacı da, Kapital'in yazılma amacı da dünya devrimi mücadelesine katkıda bulunmak. Yani Marksizmi devrim mücadelesinden bağımsız bir şekilde ele almaya çalışmak, o bağı koparmaya çalışmak bence elimizde Marksizmin kalmamasına yol açar. Şimdi şeyi söyleyecektim bir de, bu işte kapitalizmin bunalım dönemleri ortaya çıktığında liberal yayın organlarında bile işte Marx haklı çıktı denebiliyor. Burada kastettikleri Marx'ın devrim mücadelesine çağrısının haklılığı değil. Burada kastettikleri işte kapitalizmin bunalım üretmek zorunda olan bir düzen olduğunu saptamış olması Marx'ın. Oysa Marx bence bugüne bakabilseydi eğer, o zaman en azından bir konuda haksız çıktığını düşünebilirdi. Marx dünya devriminin görece erken bir tarihte gerçekleşmesini bekliyordu, umuyordu, bunun için çaba harcıyordu. Hani Marx için devrim uzak geleceğin bir sorunu değil, güncel bir mücadele başlığıydı. Dolayısıyla aynı şeyi vurgulamış olayım. Yani bu kitabın başlığı Marksizmin her şeyden önce devrim hedefini herkese yerleştirdiğini vurgulamaya yönelikti. Peki Sayın Hocam, Marksizmi ortaya çıkaran, bu külliyatı ortaya çıkaran, Marx'ın çalışmalarını ortaya çıkaran tarihsel, toplumsal, siyasi ve felsefi koşullar nelerdi? Ya bu önemli bir soru bence. Şu yönüyle hani Marksizm kendisini bir tarihsel sürecin ürünü olarak. Yani öyle öncesiz, sonrasız doğruların bir toplamı olarak değil, belirli bir tarihsel dönemin ürünü olarak görür kendisini. Şimdi Marx'ın yaşadığı dönemi bir burjuva devrimleri çağı olarak nitelendirebiliriz. Yani feodal toplumların yerine kapitalist toplumları koyma mücadelelerinin damga vurduğu bir dönem. Burada birincisi İngiliz sanayi devrimi. O sanayi devrimiyle birlikte ortaya çıkan işçi sınıfı, sınıf mücadeleleri var. O dönemde burjuvazinin temsilciliğini yapan iktisatçılar, burjuva iktisatçıları işte asalak feodal sınıflara karşı mücadele ederken değerin kaynağının emek olduğunu örneğin vurgulama gerekiyor. Bu yanıyla dönemin iktisadı, burjuva iktisadı, klasik burjuva iktisadı ilerici bir yan taşıyor ve Marksizmin kaynaklarından biri arasında yer alıyor. İkincisi İngiltere'de sanayi devrimi olurken Fransa'da
feodal toplumun direnişinin daha güçlü olması 1789 Fransız devrimine yol açıyor. 1789 Fransız devriminde burjuvazinin siyasi temsilcileri halkı siyasi mücadelenin içine çekmeye çalışıyor. Bunu yaparken eşitlik, özgürlük ve kardeşlik idealleri uğruna mücadele ettiklerini söylüyorlar. Burjuvazinin bu ideallere bağlı kalmayacağı, bu ideallere ihanet edeceği kısa bir süre içinde belirginlik kazanıyor. Ve sonrasında bu ideallerin taşıyıcılığını Fransa'da Fransız sosyalistleri ve komünistleri üstleniyor. Ve Marksizmin kaynaklarından bir diğeri Fransız sosyalizmi oluyor. İngiltere'de ve Fransa'da bunlar olurken Almanya'da feodal toplumu savunanlar düzen değişikliği beklentisi içinde olanlar üzerinde çok daha ağır bir baskı kuruyor. Ve Almanya'da düzeni sorgulayanların elinde neredeyse tek bir alan kalıyor. Bu da felsefe alanı. Hegel'in kendisi büyük Alman filozofu. Aslında kendisi devrimci ya da radikal değil. Ama onun izleyiciliğini yapan gençler, radikal düşünceye açık gençler, genç Hegelcilik akımını ortaya çıkarıyor. Ve hani Marksizm'in bir diğer kaynağı da Alman felsefesi oluyor. Ama son olarak bir noktayı vurgulamak gerektiğini düşünüyorum. Hani Marksizmi bu farklı kaynakların bir toplamı olarak görmek yanlış olur. Marksizm bunları aşan yeni ve bütünsel bir teori olarak görülmeli diye düşünüyorum. Peki hocam, bu teori ilk olarak ne zaman ortaya çıkıyor? Mesela Marksizm kavramı ilk olarak ne zaman kullanılıyor? Sonra kitapta geçirmiştiniz. Ben daha önce hiç duymamıştım. Marx dahi kendisine ben Marksist değilim diyor. Bu neye tepkiydi? Şimdi Marksizm kavramının kendisi aslında bekleyebileceğimiz üzere Marx tarafından kullanılıyor. Engels de yaşamının sonlarına kadar böyle kişiye dayalı bir teori değil zaten Marksizm. Dolayısıyla Marx da Engels de kendi kişiliklerini mücadelenin önüne çıkarmaktan her zaman kaçınıyor. Marksizm kavramı da bir olumsuzlama olarak ortaya çıkıyor. Yani birinci enternasyonel adlı örgütte anarşistler, Marx'ın görüşünü savunanları Marksistler olarak nitelendiriyor. Aşağılama, bir küçümseme ifadesi olarak. Marx'ın bu kavramı kullanmasına gelince, bu ben Marksist değilim demesine gelince Fransız sosyalistleri Marksistler diye anılıyorlar. Marx da onlardan farkını vurgulamak için bir anlamda Marksizm buysa ben Marksist değilim anlamında kullanıyor bu sözü. Engels yaşamının sonlarına doğru Marksizm kavramına biraz daha farklı bir şekilde bakıyor. Dediğim gibi başlangıçta bir olumsuzlama olarak kullanılmış durumda ama 1889'da Marx'ın kızına yazdığı bir mektupta Batı sosyalistleri arasında Marksizmin büyük üstünlük kurduğunu saptıyor ve işte bize Marksist diyenler böyle dedikleri için deliye dönecekler diyor ve bir anlamıyla Marksizm kavramının kullanılmasının da meşru olduğunu düşündüğünü ima etmiş oluyor. Şimdi günümüze geldiğimizde bana kalırsa bu ben Marksist değilim sözünü fazlaca öne çıkaranların önemlice bir bölümü aslında Marx'ın temel tezlerini, özellikle de Marx'ın bir devrimci içeriğini pek beğenmemelerine rağmen, buna mesafeli olmalarına rağmen Marksizmin prestijinden de bir şekilde yararlanmak istemeleri. Tabii yani bunun istisnaları da olur. Dolayısıyla yani bu sözü aktaran, bu söze atıfta bulunan biriyle karşılaştığımızda bence asıl amacının ne olduğuna bakmamız daha doğru olur. Hocam, günümüze dönmüşken ülkemize de aynı zamanda dönelim. Kitabın son kısımlarında Türkiye sosyalistleri için aslında bir öneri de sunuyorsunuz. Ben size buradan tekrar sorayım o soruyu. Türkiye'de Marksistlerin ya da sosyalistlerin siyasal iktidarı ele alma yoluna, yöntemine dair önerileriniz nelerdir? Şimdi çok tabii çok geniş bir tartışma konusu. Hani her kısa özet gibi benim vereceğim yanıt da doğal olarak çok eksikli olacak. Bunu vurgulayarak başlayayım.
Şimdi çok kabaca özetleyecek olursak, bence sosyalistlerin yapması gereken şey siyaset. Şimdi siyasetten de kastım şu: genel ve soyut propaganda değil. Bunun yerine siyaset anlamına söylüyorum. Siyaset nedir? Siyaset, ülke yönetiminde söz sahibi olmaktır. Bunun mücadelesini vermektir. Şimdi ülke yönetiminde nasıl söz sahibi olursunuz? Örneğin herhangi bir somut sorunun çözülmesi için mücadele edebilirsiniz. Ya da iktidarın herhangi bir uygulamasının engellenmesi için mücadele edebilirsiniz. Bunlarla ülke siyasetinde, ülke yönetiminde bir sözünüz olmuş olur. Ama bir diğer araç daha var, bir diğer alan daha var. O da seçimler yoluyla elde edilebilecek olan mevzileri kazanma mücadelesi. Sosyalistlerin bu alanı da önemsemesi ve seçimler yoluyla elde edilebilecek olan mevzileri halkın çıkarları doğrultusunda kullanmaya çalışmaları gerektiğini düşünüyorum. Bu açıdan bakıldığında seçimler yoluyla elde edilen mevzilerin farklı bir şekilde kullanılabileceğini, sosyalistlerin bunları devrimci bir şekilde kullanabileceğini gösteren örnekler ülkemizde de var bence. Bir yandan önce Ovacık'taki, sonra Dersim'deki belediyecilik deneyimleri, diğer yandan bugünlerde Türkiye İşçi Partisi'nin milletvekilleri bu mevzilerin farklı bir şekilde kullanılabileceğini somut olarak gösteriyor. Ama bence ikincisi ve daha önemlisi, sosyalistler açısından bakıldığında siyaset halkın ülke yönetimine katılmasını sağlama mücadelesi olmalı aynı zamanda. Bir halk hareketi yaratmak için aynı zamanda seçimler yoluyla elde edilen mevziler kullanılabilmeli. Düzen partilerinden farkı gösterilebilmeli sosyalist siyasetin. Ve bizim asıl hedefimiz halkı siyasi mücadelelerin asıl öznesi haline getirmek olmalı. Bunu başarmak doğrultusunda çaba harcamalıyız. Şimdi yani Türkiye'de toplumun çok farklı kesimleri farklı alanlardaki mücadeleleriyle AKP karanlığına teslim olmayacaklarını gösteriyor. Örneğin Gezi direnişi Türkiye'de İşte ilericiliğin, eşitlikçiliğin, paylaşımcılığın toplumsal tabanının ne kadar geniş olduğunu göstermişti. Sorun şu ki, tek tek mücadele başlıkları, tek tek direniş başlıkları burada elde edilenler kalıcı kazanımlara dönüşemiyor. Ve daha ileri hedeflerin ortaya koyulmasını, daha ileri hedeflerin benimsenmesini de bunlar kendi başlarına sağlayamıyor. Bunun için bir halk hareketine ihtiyaç duyduğumuzu düşünüyorum. Bunun için seçilenler ile halk arasındaki ilişkinin farklı bir şekilde kurulması, seçimler yoluyla kazanılan mevzilerin gerçekten de halkın kazandığı mevzilere dönüştürülmesi için çaba harcamak gerektiğini düşünüyorum. Bu açıdan örnek vereceğim. İşte adayların ön seçimlerle belirlenmesi, seçilenlerin sürekli olarak onları seçenler tarafından denetlenebilmesi, görevden alınabilmeleri hatta. Temel konularda internetin sağladığı olanaklardan da yararlanarak oylamalarla karar alınması. Bütün bu tür önlemler sonuçta bizim seçimler yoluyla kazanacağımız mevzilerin gerçekten de halkın mevzileri olmasını mümkün kılabilir. Ve eğer bunu başarabilirsek, o zaman bir gün olur da seçimleri tümüyle kaldırmaya kalkışırlarsa, buna halkın vereceği tepki çok daha güçlü ve çok daha örgütlü olabilir. Dahası tam da bu nedenle buna cüret etmek konusunda daha bir zorlanırlar. Yani kısacası benim düşündüğüm, sosyalistlerin yapması gereken şey ülke yönetiminde söz sahibi olan, giderek yönetme işinin kendisini tümüyle kendi üstüne alan bir halk hareketinin yaratılmasına katkıda bulunmak için sosyalistler çaba harcamalı diye düşünüyorum. Hocam, şimdi konuşmanızda internetin sağladığı olanaklar dediniz. Benim son sorum bununla alakalıydı. Kitabın 7. bölümü yeni bir dönemin habercileri başlığını taşıyor ve hemen girişinde günümüzde yeni bir aydınlanma dönemine girişin işaretleriyle karşı karşıyayız diyorsunuz. Bu bölümde internet teknolojisindeki gelişmeleri de aslında bölümün merkezine koyuyorsunuz. Sizce internet teknolojilerindeki gelişme, haberleşmenin bu kadar kolaylaşması
sosyalist devrim olanaklarını ne ölçüde yaratabilir? Şimdi yani 17. 18. yüzyıllardaki aydınlanma döneminin simgelerinden biri ansiklopediydi. Fransa'da ortaya çıkan eserde ansiklopedinin özelliği o dönemin bilgi birikiminin sistemli bir özetiydi. Ve bu devrimci bir çalışmaydı. Çünkü insanlığın bilgi birikimini çok daha geniş kesimlerin erişimine açıyordu. Şimdi bugün daha farklı bir ansiklopedimiz var. Herkesin ama gerçekten de herkesin katkılarının alınabildiği Wikipedia, internet aracılığıyla ortaya çıkabildi böyle bir ansiklopedi. Özellikle İngilizce Wikipedia, hani herhangi bir konuda bilgi edinmek istediğinizde ilk başvurmanız gereken kaynaklar arasında yer alıyor. Şimdi günümüz dünyasında yine internet sayesinde insanlığın tüm bilgi birikimine herkesin erişmesi, daha önemlisi bu birikime katkıda bulunması mümkün. Ama doğal olarak bunun önünde engeller var günümüz dünyasında. Patentler var, fikri mülkiyet hakları var. İşte bazı bilgi kaynaklarının ancak paralı olarak erişilebilir durumda olması var, şirket sırları var, devlet sırları var vesaire. Şimdi Sovyetler Birliği dönemine döneceğim. Yani Sovyetler Birliği'nde iktisadi ve toplumsal planlama sürecinde halkın bu sürece katılımının önünde teknik bazı engeller var. Yani herkesin her alanda her tür bilgiye erişmesini sağlamakta, herkesin dilediği her alanda karar alma süreçlerine katılmasını sağlamakta teknik olarak mümkün değildi. Günümüzde ise yani üretim araçlarının ve bilgi birikiminin tüm insanlığa ait olacağı bir toplumda planlamaya herkesin katılımını sağlamak teknik olarak mümkün. Bunun önündeki engel ne? Bunun önündeki temel engel üretim araçlarının ve bilgi birikiminin çok büyük bir bölümünün sermayenin tek elinde olması. Hani bir zamanlar kapitalistler feodal sınıflarla mücadele ederken bir yandan onların asalaklıklarını vurguluyordu. Diğer yandan o dönemin üretim araçlarıyla daha gelişkin bir toplumu kurmanın mümkün olduğunu savunuyorlardı, gösteriyorlardı. Günümüzde de asalaklaşmış olan burjuvazi ile sermaye sınıfı ile mücadele ederken bugünün üretim araçlarıyla ve bugünün bilgi birikimiyle çok daha iyi bir toplumun kurulabileceğini gösterebilecek durumdayız. Ama bu ancak bir mücadele çağrısı olabilir. Yani yeni teknolojiler kendi başlarına insanlığın aydınlık geleceğinin yolunu açma şansına sahip değil. Marx'ın döneminde olduğu gibi bugün de yeni teknolojiler sermaye sahiplerinin elinde insanlığı boyunduruk altında tutmaya devam etmenin araçları olarak kullanılıyor. Dolayısıyla devrim mücadelesi yürütmeden, düzen değişikliği mücadelesi yürütmeden bu yeni teknolojilerin insanlığa sunduğu olanakların gerçekten de insanlığın hizmetine sunmasını sağlamamız mümkün değil. İnternet bence işte bu mücadelenin güçlenmesi ve yaygınlaşması için de kullanılması gereken araçlardan biri olarak da önemsenmeli. Hocam çok teşekkür ederiz. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Ben de çok teşekkür ediyorum bu güzel söyleşi için. Sağ olun hocam. Değerli izleyiciler, programımızın sonuna geldik. Erkin hocamızla birlikte ikinci baskısı henüz yapılan Teorisyeniniz Devrimciydi kitabı üzerine konuştuk. Yeni programlarda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.